Evet, çocuklardan bahsetmişken, peki çocuklarımızın beslenmesine nasıl dikkat etmeliyiz yerlerimiz? Evet, çocuklar genelde iştahsız oluyor. Ve sebze yemeği reddedebiliyorlar, özellikle küçük yaş grubunda ise 4-5-6-7 yaş grubuna kadar reddedebiliyorlar. Veya ev içerisinde eğer anne ve baba tüketmiyorsa, özellikle babalar bu dönemde biraz daha sebzeden az tüketebiliyor. Babanın veya annenin sebze tüketim alışkanlığı yoksa veya değişik besinler, herhangi işte tavuk olur, köfte olur, balık tüketim alışkanlığı yoksa, çocukta zaten annem babam benim tüketmiyor, ben niye tüketeceğim şeklinde oluyor. Veya evde bir bireyin sürekli asitli içecekler veya sağlıksız yiyecekler, paketli ürünler, cipstir, bisküvidir tüketim alışkanlığı varsa, çocuk da bunlara eğilim, meyilli oluyor aslında. Ve ana öğünde yemek yemek yerine ana öğünden öncesinde hemen işte bir çikolata olur, bir cips olarak tüketip bir sonraki öğünde daha az yemeği reddedebiliyor. Anneler çocuklarıyla birlikte yemeği hazırlayabilir. Çocuklarda bir merak uyandırabilir. Veya tabakta yemese bile onu tabağında bulundurması çok da faydalı olacaktır. Yine anne ve babanın veya evdeki diğer kişilerin, abla, abi, kardeş vesaire varsa, hepsinin tabağına o yiyeceği, çocuğun reddettiği yiyeceği alması, çocuk da zaten benim ailem bunları yiyor, ben de bir tadına bakayım merak uyandıracaktır. Veya bir şeylerin içerisine gizleyebilirsiniz. Sebze çorbaları, mercimek çorbasının içerisine her türlü sebzeyi koyabilirsiniz. Veya krepin içerisine havuç rendeleyebilirsiniz, kabak rendeleyebilirsiniz. Hiç anlamayacaktır çocuklar. Veya püre seviyorsa, örneğin patates püresi, değişik sebzelerle onu ezdiğinizde çocuklar anlamayacaktır. Tabii ebeveynlerin yapmış olduğu en büyük hatalardan biri de işte çocuğa çok fazla yedirmek ve çocuğu işte şişman diye obez bir çocuk haline geçmek. Sanki evet. Böyle şişman çocuklar böyle çok sağlıklıymış. O biraz daha böyle zayıf çocuklar daha böyle sanki hastalığa eğilimli gibi geliyor ama bu da yanlış bir olgu. Şöyle, anne çocuğum aç kalacak, hastalanacak korkusuyla zorla çocuğa yedirmeye çalışıyor. Anneanne, babaanne olabiliyor ve o şekilde zorla yedirdiğimizde çocuk o yemekten irite oluyor. Sevdiği bir yiyecekse artık bir sonraki denemede reddedebiliyor. O anda, o saatte çocuk yemeği reddediyorsa tamam deyip artık bir sonraki öğüne kadar sana bir şey yok, bir sonraki öğünde bekleyeceksin şeklinde bir tavır koyduğunuzda aslında çocuk beklemeyi de öğrenecek. Ve sonrasında tekrar deneyebilirsiniz. Örneğin öğlen yemeğini yemek istemedi, minik bir ara öğün yaptırabilirsiniz bir taze meyveyle, sonrasında tekrar akşam yemeği. Bu sayede çocuk bir sonraki öğüne kadar acıkacak ve evet, öğlen ben istemediğim için annem bana yemeği vermedi, bu sefer acıktığı için yemeye başlayacak. Fakat sürekli zorlarsak, işte çoğu anneler burnunu kapatıp çocuğa zorla yedirmeye çalışıyor veya köşeye sıkıştırıp zorla ağzına vermeye çalışıyor. Bu çocukta artık yemeğe karşı bir irite başlıyor. Ben yemek yemek istemiyorum. Çünkü yemek ona keyifli bir hal değil de artık eziyetli bir hale dönüşmeye başlıyor. Evet. Ne kendimiz ne de çocuklarımızı asla işte diyetten soğutmayalım. Kesinlikle sağlıklı beslenmeyelim. Eğer ki sağlıklı bir süreç takip edeceksek mutlaka diyetisyenimize başvurmamız gerekiyor. Diyetisyenimiz olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle çocukların kilo problemi varsa veya bazı çocuklar çok zayıf olabiliyor. Sadece tek tip beslendiği için, sadece örneğin benim çocuğum makarna yiyor diye gelen anneler oluyor veya sadece çorba içiyor diyen anneler oluyor. Bize getirsinler. Hatta hiç unutmam, minik bir hastam vardı. 7 yaşındaydı. Sadece çorba içiyordu. Yayla çorbası. Başka hiçbir şey tüketmiyordu. Yoğurt tüketmiyordu, sebze tüketmiyordu. Her hafta düzenli bir şekilde annesiyle geldi. Ben ona burada yoğurt denettirdim. Değişik sebzeler denettirdim. Birlikte burada onları yiyerek aslında öğrendik ve sonrasında şu an annesi o kadar mutlu ki her türlü sebzeyi yemeye başladı, her türlü yiyecekleri yemeye başladı ve kilosu normale döndü şu an. Sağlıklı bir çocukluk geçirmeye başladı. Bu şekilde getirsinler. Çocuğu aslında ona yaklaşarak, onun dilinden konuşarak bu alışkanlıkları kazanmasına yardımcı oluyoruz. Evet.